Ne demek bu iş bitti? O adamların onca paraya konmasına izin mi vereceksin? Mecburen. Hem sen demiyor muydun o adamlara bulaşma diye? E sen de pek kararlıydın. O adamlar senin kafana silah dayamadan önceydi. Ararız Bahri Bey'i. Gider alır, ne olacak? Hayır efendim. Bahri Bey'i aramayacağız. Bahri Bey'i bu işe karıştırmayacağız ve bu iş daha fazla uzamayacak. E hastane ne olacak peki? Bir de o var. Ayşegül'ü aramam lazım. Çok da heveslenmişti kız. Sana inanamıyorum. İnanamıyorum. Ayşegül merhaba. Merhaba, nasılsınız? Aslında hiç iyi değilim. Benim sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Bizim şu hastane işini iptal etmek zorundayız Ayşegül. Aa, niye? Kötü bir şey mi oldu? Ben başka bir yatırım yapmaya karar verdim. Ne olur kusura bakma. Tabii ki. Sonuçta karar sizin. Tekrar kusura bakma. İyi akşamlar. Size de. Ne oldu? Projemiz iptal. İptal mi? Neden? Bilmem. Başka bir şey var herhalde kafasında. Allah Allah ya. Geldim zaten, her şey böyle üst üste gelir. Of. Bilmiyorum neden vazgeçtiğini. Acaba diyorum şu tehdit işini. Despina Hanım o yüzden vazgeçmiş olabilir mi diye düşündüm. Ben de aradım dün, gördün. Benimle de bir tuhaf konuştu. Neyse ben bir araştırırım, merak etme. Haber ederim sana. Baba biz çıkacağız, var mı bir emrin? Az işim var, sen kal benimle. Sen git, ben gelirim. Tamam. Ben çıkıyorum o zaman. İyi akşamlar baba. Çok güzelmiş bu. Emin misin? Fazla mı karanlık acaba? Güzel güzel. Despina Hanım. Bahri Bey geldi, sizi görmek istiyor. Aa, bu saatte. Hayırdır inşallah. Tamam, al içeri. Sakın ağzından bir şey kaçırmıyorsun. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu saatte habersiz geldik, kusura bakmayın. Rica ederim, şeref verdiniz. Ama ben dışarıda bekleyeyim. Canım sen misafirimizle ilgilenir misin? Tabii, buyurun. Buyurun. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Despina Hanım, benden bir şey sakladığınızı düşünüyorum. Ne gibi? Bu bankadaki hisselerinizle ilgili. Ayşegül de aradı. O kurmayı düşündüğünüz hastaneden de vazgeçmişsiniz. Evet, maalesef öyle icap etti. Sebep? Bir arkadaşım bunun çok riskli bir yatırım olacağını söyledi. Başka bir şeye bakacağız. Niyeyse benden bir şey sakladığınızı düşünüyorum. Yanılıyorsunuz Bahri Bey. Peki. Madem öyle diyorsunuz. Bilmenizi istediğim bir şey var. Eğer canınızı sıkan bir şey olursa ben buradayım. Her zaman kapımı çalabilirsiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Ne diyor baba? Renk vermemeye çalışıyor. Ama var bir durum. Sema'yı ara, söyle. Peşini bırakmasın. Eyvallah baba. Selerin demir teslim işlemleri bir ay kadar sürecek. Tabii denetim kurulunun onay vermesi gerekiyor.
Teferruatları ilgilendirmiyor beni. Tek isteğim bir an önce bitmesi. Buyur. Bahri Bey. Sizin ne işiniz var burada? Ben mazlumun, yetimin, güçsüzün malını yedirmem Despina Hanım. Ama ben sizi çağırmadım ki. Biliyorum. Neden çağırmadığınızı da biliyorum. Ne oluyor lan burada? Hanımefendiden alınan imza tehdit altında alınmıştır. Geçerliliği yoktur. Allah Allah. Kim söylüyor? Ben söylüyorum. Ver şunu. Söyleyin o Adil Topal denen herife bu hisseleri alamayacak. Eğer almak isterse karşısında beni bulacak. Duydunuz mu? Bahri Bey gerçekten... Buyurun Despina Hanım. Adresi biliyorsunuz değil mi? Ya da siz hafızanızı hiç yormayın. Ben gönderirim. İyi günler beyler. Dafne'nin kafasına silah dayamışlardı. Ben o yüzden kabul etmek zorunda kaldım. Biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Biz biliriz. Siz orasını dert etmeyin. Ya yine gelirlerse? Gelirlerse karşılarında beni bulacaklar. Bahri Bey size kötü bir şey yaparlarsa? Mezar taşlarına yanlış adama bulaştılar yazarız. Sorun olmaz. Baba böyle şakalar yapmayı sever. Alışırsınız. Gelin sizi de bırakalım. Buyurun. Bizim çocuklar. Artık 24 saat buradalar. Bahri Bey, keşke bu şekilde çözmeseydik. Şimdi sizin de başınız belaya girecek diye endişeleniyorum ben. Siz benim için endişelenmeyin. Sadece arayan soran olursa haber edin, yeter. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne bakıyor? Yok bir şey. Ya iyi. Ya, bu ne güzel sürpriz. Kusura bakmayın, ben habersiz geldim. Estağfurullah, ne demek? Bahri Bey, benim size bir teklifim olacak. Buyurun. Ben düşündüm de, belki bankanın hisselerini size devredersem daha güvende olurlar. Bana neden bu kadar güveniyorsunuz? Sadece güvenebileceğimi düşündüm. Bilmem. Bir sebebi yok. Eğer kabul etmezseniz anlarım. Sizi rahatlatmak için her şeyi yaparım. Sorun o değil. Ama ben Bahri Umman bir kadının hisselerine konmuş dedirtmem kendime. O zaman ortak olalım. İkimizin olsun. İkimizin imzası olsun. Öyle olur mu? Daha makul. Sema bir araştırsın. Olur neyse ona göre hareket ederiz. Tamam, anlaştık. O zaman ortak sayılırız.